Agalarım herkese selamlar. Çok güzel bir pazar olsun diliyorum ve herkese selamlar diyerekten de şöyle başlayalım. Pazar için 7 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan ve skorları ne kadar bahsetmeye çalışacağım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle mütevazi yapmayacağım. Son 7 kuponumun hepsi kazandı. Bunu belirtmek istiyorum. İnanılmaz bir seviye var. Hatta birazdan göstereceğim zaten ekranda da göreceksiniz. Dün de kazandı Gaga. Cuma günü de vermiş oldum ana kombin içeride. Tebrik ederim. Çok güzel bir seri var. Sizlerden tek isteğim videoya beğeni ve yorum desteklerinizi eksik etmemenizdir. Beğeni ve yorumlar geldiyse ben isterseniz ufaktan bir başlayayım. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var. Bununla başlayalım. Fenerbahçe Alanya maç skoru ne olur sizlere sorduk. Hafta sonu videosu olması kaynaklı gruplarımıza tam 3 kişi alacağımızı söylemiştim zaten. Cumartesi pazar böyle yapıyoruz. E, yorumları yazmanız yeterli. Benim skor beklentim 3-0-3 bir ayarında e bir Fenerbahçe galibiyeti olacaktır. Devam ettik. Her türlü soru görüş öneri ve skor bilen arkadaşlar benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilirler. Gruplara gelmek isteyenler, ana kombinlerden, yüksek mislerden, Ekstradan özellikle canlı oynuyorsanız da canlı maçlardan faydalanmak isteyenler de gruplara gelebilir. Instagram üzerinden benim iletişime geçebilirsiniz. Kangal Bey hesabından diyerekten de geçelim. Bir de sizden küçük bir ricam olacaktı. Kanalın bildirimlerini açarsanız çok teşekkürler. Yani abone olduktan sonra bildirim tuşu var orada. Onu açarsanız video yüklendiği an zaten videodan başka bildirim gelmez. Video yüklendiği an sizlere de bildirim düşecektir ve direkten gelelim. Dostlar dün vermiş olduğum ana kombine ekranda cuma kombinesi. Hatta şöyle göstereyim. Geçen hafta cuma, cumartesi, pazar bu arada cumartesiden 2 kupon, pazardan 3 kupon tutturduk. Onu da söyleyeyim. Pazartesi salı, çarşamba, perşembe ofk yaptım. Cuma yine kazandı. Dün vermiş olduğum kombineye baktığım zaman Adana Demirspor mücadelesinde KG var. Dortmund'un da galibiyetini verdim tertemiz kazandı. Bir Adana Demir biraz bizi zorladı. Sonradan geldi. Ama kazanmasını bildik. Ana kuponda 7 günlük bir seri var. dilek kolay. Diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkürler. Cuma günü misli olur mu demeyin. Biz Cuma günü 2 adet misli yaptım. Ben Dortmund maçına güveniyordum aga. Ve çok net bir galibiyet geldi. 3-0 gibi bir galibiyet geldi. Dortmund'un galibiyetini 1600 misli önerdim. Yüksek mis seviyesinde kasa yönetimi yaptığımız için hangi maça ne kadar önerilir ben bunu önermek zorundayım kasa yönetimini yapmak adına. Ve Barcelona'da Alba Bell'le mücadelesi vardı. Bar Barcelona'da 11 fark atarı 1050 TL'de 1.43 gibi oranlarda da öyle Ve oranlarımız tamamen yasala göre hesaplanmaktadır. Onun da bilgisini vereyim. Avrupa'da yaşayanlar oynayanlar çok daha net kazanç elde edeceğini ve yüksek kazançlar elde ettiğini de söyleyelim. Direkten de devam edelim. Sadece yüksek mislilerde maç önü değil, yüksek misli canlısı da oluyor. Bir kasa yönetimi yapıldığı için güzel gördüğüm canlılara ben misli önerekten 500 Dün Mesela Adana Demir'in golüne 700 misli önerdim. Geldi, son dakikada olsa geldi. O şekilde içeri aldık. Tebrikler. Bu şekilde yüksek misli canlılarımızla devam etmekte. Onu geçtim. Canlı olarak zaten gruplarımızla devam ediyoruz. Aynı şekilde... İzlemediğimiz hiçbir maçı zaten canlısını yapmıyoruz. Onu da belirteyim. Cumartesi pazar da devam edecektir. Her gün açık Telegram grubu da açıklama ve yorumlar kısmında. buraya yere katılarak da sizler de ücretsiz canlılardan faydalanabilirsiniz. Açıklama ve yorumlar kısmında linki de mevcut. Başlayalım isterseniz. Sizlerden ricam dediğim gibi beğeni ve yorum desteklerinizi eksik etmemenizdir. Beğeni ve yorumlar geldiyse başlayalım. West ile Arsenal karşılaşması. Şöyle bir e, o oranı düşürmüşler. Bir 35'e düşürmüşler oranı. Neyse devam anlatayım ben sizlere. West Ham'ın şansı Arsenal'ı genelde tutuyor. Fakat West Ham'da önemli eksikler var. Antonio'nun yani takımda net bir forvetin olmayışı. ileride Bowen oynuyor. Bowen'un asıl mevkii sağ açık şeklinde. Yani takımda net bir 9 numara yok. Paketa orta sahada o da muhtemelen bu maçta olmayacak. Takımın en önemli isimlerden bir tanesi. Arsenal tarafı da son Liverpool maçı kendi evinde kazandı. Benim bir sözüm vardır. Büyük maçları kazandırdıktan sonra kazandıktan sonra bu tür maçlar yani o maçın anlamını yitirmemesi için önemlidir. O yüzden ben burada Arsenal'ın galibiyetini bekliyorum. Ben buradan doğrudan bir Arsenal galibiyeti beklediğimi söyleyeyim. İdealden bunu değerlendirebilirsiniz. Benim skor beklentim de ona bakalım. Dostlar benim skor beklentim burada 2-1 ayarında Arsenal galibiyeti. Doğrudan skorun gelmesini bekliyorum bu arada. Ama idealden tek tercihim olarak da ben burada Arsenal galibiyetini deplasmanda Liverpool maçını anlamlandırmak için Arsenal'ın galip gelmesini bekleyeceğim. Devam ettim. Fenerbahçe Alanya Spor'la karşılaşması. Bu maçın da maç skoru sizlere sorduk ne olur diyerekten de. Fenerbahçe'de son dönemde özellikle Zeko'nun bir bitiricilik anlamında bir problemi var. Daha doğrusu şöyle. Sizler de mutlaka izliyorsunuzdur. Şutları biraz yılız kalıyor. Yani Fenerbahçe'nin burada bir patlama mücadelesi. Yani en az 3 gol atmasını beklediğim bir karşılaşma olduğunu belirteyim. Alanya'da işler çok iyi değil. Alanya'nın kale zaten Ertuğrul var. İyi kaleci okey. Ama savunmada falan şu son dönemde özellikle son mücadelelerinde tempo olarak düştüğünü görmek mümkün. Online sporun oyun olarak da biraz daha düştüğünü görmek mümkün. Ben burada net bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Bu Fenerbahçe galibiyeti gelirken şöyle alalım. İlk yarıdan ideal olarak değerlendirebiliriz. İlk yarı galibiyetinin oranı zaten 1.44'den 1.42'ye kadar düşmüş. İlk yarıdan bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Alanya'ya karşı. Bence gelecektir diye düşünüyorum. Onun dışında biraz daha oranı yükseltmek isteyenler. Dediğim gibi 3-0-3 bir yerinde bir Fenerbahçe galibiyeti beklediğimden kaynaklı. Ev sahibi 2.5 üstü sonra da 1.60-1.70 seviyelerinde bir oranı var. Fenerbahçe tek başına 3 gol atabilecek potansiyellerle olduğunu söyleyelim. Maç skorunu olur diye sorduk. Yorumları yazmayı da unutmayınız dostlar. Montpellier ile Lyon karşılaşması. <laughs> Lyon'u iki haftadır değerlendiriyorum. Daha doğrusu son iki mücadelesini değerlendiriyorum. Ve iki maçında da kazandık. Hem canlısını yaptık hem de yüksek misini yaptık. Neden? Aga adamlar çok fazla transfer yaptı. Sanırım, bak emin olmamakla kaydıyla söylüyorum ama transfer döneminde hatta bekler misiniz bir bak sen hemen bilgisayardan. Şimdi i̇şte oradan muhabbet edelim. Ocak ayında en fazla Ocak ayında en fazla para harcayan takım. Aga Lyon olabilir bu takım. Çünkü yapmış olduğu transferler çok yüksek. Google'da direkt çıkmıyor da. Neyse boş verelim Ben anlatayım size. Ya yani çok fazla Orban'ı aldı. Mangala'yı aldı. Ben Rahma'yı aldı. Matici aldı. Yani birçok oyuncu aldı ve bu isimler doğrudan ilk 11'e girebilecek isimler olduğunu söyleyeyim. Ben burada Lyon tarafındayım. Lyon mücadeleyi kazanır mı bilmiyorum ama deplasmanda da olsa bir yarıyı kazanır oranı ne kadar biliyorsunuz mu? 1.62. Lyon bir yere kazanan oranı 1.62. Değerlendirecekler bu yolda Lyon'un bir yere kazan. Değerlendirebilirler. Mücadelede bir Lyon galibiyeti de çıkma ihtimali var. Bunun da oranı 2.15. Ama ben ana tercihim burada Lyon'un bir yere kazanması şeklinde olacaktır diyerekten de söyleyeyim. Diğer mücadelem Aston Villa ile Manchester United karşılaşması. Manchester United'da son dönemde bir toparlanma var. Artı artı alınan galibiyetler var. Fakat Aston Villa abi kanser bir takım oldu ya. ya normalde Bayiç'in dostudur bu takım. Ama yani bazı maçta gidiyor Arsenal hiç TB0 yeniyor. saçma maçlarda mağlup oluyor falan. Yani son dönemde gerçekten enteresan takım var. Hatta Emery'e de Barcelona düşünüyorlar. Ya ondan mı kaynaklı bilmiyorum ama takımda birkaç sorun olduğunu düşünüyorum. Son e, Aston Villa Chelsea maçı vardı. Kupada 3-1 bitti. Varından kazandık. Diaby'nin attığı gol vardı muazzam. Biz orada kazanmasını bildik. Ama bu maçta da muhtemelen yani golü geçer gibi geliyor bana. Ben tek bir tercih aldım. Karşılıklı gelecek golleri bekleyeceğim aga. 1-50 bandında oranı var. 1.40-1.50 bandında oran oynuyor. Karşılıkta gelecek goller mücadelenin benim tek ideal tercihim olduğunu söyleyeyim. Başka bir şey almadım. Sevilla ile Atletico Madrid karşılaşması. Atletico Madrid de son kupa maçını izlediniz mi? Bilbao ile oynadı. Nasıldı? Ee... İlk yerden penaltıdan bir gol yedi Bilbao mücadelesinde. İkinci yarı full kadro yani fena bastı. Tam tam pres bastı. Hatta 90 artı 4'te penaltı kazandı. İzleyenler varsa offside sebebiyle vardan iptal edildi. Penaltıydı bu arada net ama offside da vardı onu da söyleyeyim. Atletico Madrid da Sevilla'yı devirebilir. Ben burada ideal tercihim aynı şekilde. Atletico Madrid'in bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Atletico Madrid bir yarıyı kazanan oranı 1.48 çok temiz oranı var. Zaten yukarıya oynayan bir takım. Sevilen durumudan malum. Atletico Madrid bence burada bir yarıyı kazanacaktır. Ziyaret seçeneğini görebilirsiniz bunu. 1.48'de oranı var. Onun dışında yüksek da mücadele de kazanırsa benim beklentim gerçekleşmiş olur. 2-1 ayarında bir Atletico Madrid galibiyeti de i̇şte maç genelinde bekliyorum. Sporting Lisbon'la Braga karşılaşması. Bu maçı da şöyle devirdim. Hem idealinden hem yüksek oranından bahsedeceğim. Şimdi Braga'da zaten yani özellikle Sporting Lisbon burada zirveye oynuyor. Şampiyonluğu oynuyor. Çok çetin bir yarışma var Benfica ile birlikte. Maç eksiğini de olduğunu söyleyelim. Eğer aldığı takdirde 52 puanla zirveye oturacak bir Sporting Lisbon var. Maç zor mu zor Ama ben Sporting Lisbon'un kendi evindeki oyununa güvenerekten de bu mücadelede 2 tane gol atmasını bekliyorum. Ev sahibi 1.5 üstü oranı zaten idealden değerlendirilebilir. Bunun oranı zaten ideal seviyelerinde. Bir 41 50 bandlarında, bir 31 50 bantlarında bir duruma göre. Braga'ya baktığımız zaman da Braga'da gol atma ihtimali var mı? Tabii ki var. Onlar da formda. Mücadele ama dediğim gibi ana tercihim burada. Ev sahibinden iki gol bekliyoruz mu? Bekliyoruz. Sporting ondan. Braga'da atarsa güzel olur. 2-1-3-1 bir, ayarında bir mücadele bekliyorum ben. 1 ve 2.5 üst yaparsanız da 1.96 gibi orandan da yüksek oranıyla değerlendireceğiniz bir karşılaşma olur. Değerlendirecekler bu yönden bir değerlendirme yapabilirler diyerek. Son mücadelem Milan-Napoli karşılaşması. İtalya'nın kalbi bu maçta atacak. Ben Milan tarafındayım bu arada onu belirteyim. Napoli tarafında Osimen yok. Osimen'in de bugün bir aynı şekilde pazar günü oynanacak bir final karşılaşması var. Muhtemelen kupayı da kazanırlar gibi geliyor ama çok zor karşılaşma. Tribün çünkü fil dişi olacak. Napoli ile birlikte burada oynayacaklar. Ben burada Milan tarafının kazanmasını beklesem de yine biraz daha ideale gideceğim. Diğer seçeneğinde ev yarı kazanır ona bir 41 tek tercihim olacaktır. Bence Milan da kendi evinde burada Napoli'ye karşı kalibiyet gelecektir. Ama Milan bir yarıyı kazanır ona bir 41 bu idealidir. Tümü seçeneğinden de şöyle baktığım zaman da mücadeleyi de kazanırsa 1.73 gibi oranlar benim normal beklentim gerçekleşmiş olacaktır. Pazar için 7 tane mücadele önerdim. İdeal yüksek oranlarından anlatmaya çalıştım. Sizlerden tek isteğimiz beğeni ve yorumlarınızı bırakmanızdır. Beğeni ve yorumlar için çok teşekkürler. Her yazdığınız gelsin. Umarım fulleriz güzel bir sonuç alırız diyerekten de devam edeyim. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.